Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Varım hocam, katılımı bekliyorum. Tamam. Faruk Bey'e ulaştık herhalde, değil mi? Efendim hocam? Faruk Bey'e ulaştık herhalde. Hocam Faruk Bey link bekliyor. Biraz daha katılımdan sonra ben hemen göndereceğim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar inşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam, hayırlı akşamlar. Yusuf hocam, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocalarım. Hayırlı akşamlar. Allah muvaffak etsin. İnşallah hayırlısıyla hayırlı neticelere ulaşıyoruz. Razı olsun hocam. Yusuf hocam, Faruk hocam beklerken buyurun girişi sizinle başlatalım. Kurum danışmanım Yusuf Sayın Bey. Yarın yine seminer programında kendisiyle beraber olacağız. Şimdi bir hasbihal edelim hocam. Buyurun. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Tabii ki bu programlara başlarken daha çok şöyle bir yol, yani yola çıkmaya çalışmıştık. Onu ifade ederek başlayayım. Biliyorsunuz evvela siz kıymetli hocalarımızın yani dijital eğitim döneminde en çok neye ihtiyaç duydukları, daha etkili eğitim, daha etkili öğretim süreçlerinde acaba sizlere nasıl katkıda bulunuruzu anlamaya çalışarak bu çerçevede başlamıştık çalışmaya. Tabii ki dün alınan kararlar bizi biraz daha haklı çıkardı. Ben Trump'ın eski başkan mı diyelim, Trump'ın 7 yıl bu iş devam eder sözünden hareketle dijital eğitim meselesine bizim daha çok yoğunlaşmamız gerektiğini düşünmüştüm doğrusu. Dolayısıyla şimdi en azından şu anda 4 Ocak'a kadar yine kapalıyız. 4 Ocak sonrasında uzmanların görüşüne göre Mart'a kadar yeniden bir trendin artması bekleniyormuş. Bu COVID trendinin artması bekleniyormuş. Dolayısıyla benim tahminim 2020-2021 eğitim yılını da herhalde kapattık gibi yani. Hem biz üniversitelerde de bu şekildeyiz. Siz de okullarda bu şekildesiniz. Dolayısıyla sorunlarımız var. Bu sorunların başında da zor bir dönem. Yani hem çocuklara ulaşabilmek, yani çocukları motive edebilmek, çocukları eklemlemek, çocuklarla bir uzlaşmaya varmak son derece zor görünüyor. Dolayısıyla biz naçizane böyle bir yola koyulduk açıkçası. Yani sizin işinizi biraz daha kolaylaştıralım. Onlara daha kolay erişirsiniz, ulaşırsınız diye düşündük. Buna ilave olarak da bir taraftan da hem Konya'da hem de Türkiye'de eğitim camiasının ciddi bir rekabeti söz konusu. Dijital eğitim ve uzaktan eğitim konularına gereğince ehemmiyet veren okulların daha tercih edilebilir okul olduğunu görmekteyiz. Ben burada sözü uzatmadan çok muhterem kıymetli hocalarıma şunu ifade etmek istiyorum. Hazreti Ali Efendimiz çocuklarınızı yani zamanınıza göre veya geleceğe göre yetiştirin diye buyurur. İslami bu inanıştan hareketle biz de bu küresel zamanlarda, uluslararasılaşmış zamanlarda küresel ve uluslararası eğitim standartlarına erişmemiz bizim son derece önem arz edeceğini ifade etmek istiyorum. Sonucunda burada ben üniversite dahil olmak üzere hepimiz alnımızın teriyle bir maaş karşılığında çalışan insanlarız.
hem işlerin aksamaması, kurumların devamını sağlaması, ekmeğimizi daha iyi ve daha çok belki kazanabilmek için bizim bu yeni süreçlere hocaların vakıf olmamız gerekiyor. Yani uyum sağlamamız gerekiyor. Pinterest'iyle, Paint'iyle, yani belki saçma sapan kavramlar ama şu anda buna mecburuz, mahkum durumdayız. Ben şu anda her şeyin çok iyi gittiğini gözlemliyorum doğrusu. Hem aynı zamanda talebenizin babasıyım. Buna ilave olarak bazı velilerle de görüşüyorum. Sürekli veli öğretmen yoklamaları yapıyorum. Fena gitmiyoruz. Konya'da dijital eğitimde şu anda ilk üçün içinde olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim. Ama bir numara olabilmek için bana kalırsa bu eğitimlerin sürdürülmesi ve bizim daha etkili bir eğitim öğretim sistemine geçiş sağlayabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Rabbim muvaffak kılsın. Ben her zaman hazırım. Gücüm yettiğince size yüksek lisanslarınız, doktoralarınız, buna ilave olarak eğitim danışmanlığı noktasında her neye ihtiyaç varsa ben emrinizdeyim. Evet, içimizde idareci hocalarım doğru ama tabii ki sizinle de baş başa görüşebiliriz hocalarım. Her zaman ihtiyaç noktasında yardımcı olmaya ben hazırım. Teşekkür ederim. Rabbim muvaffak kılsın. Şimdi Faruk Karaaslan hocamı davet etmiştik. Sosyolojiden meslektaşım. Davet nedenimiz ise aslında hepimizin malumu bu son süreçler. Bu son süreçler biz velileri ciddi manada etkiledi. Ama siz hocalarımızı daha çok etkiledi ve daha çok zorlandınız. Dolayısıyla şu işin bir de sosyolojisine bakalım düşüncesiyle bugün kıymetli meslektaşımı ağırlayacağız. Doçent Doktor Faruk Karaaslan hocamız. Ben teşekkür ederim kıymetli vakitlerinizi ayırdığınız için. Evet, Yusuf Hocam teşekkür ederiz. Faruk Hocam tekrar hoş geldiniz. Programa geçmeden önce ben Faruk Hocam'ı sizlere tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Doçent Doktor Faruk Karaaslan. 1985 yılında Konya'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans hayatını tamamladıktan sonra aynı üniversitede entelektüelliğe eleştirel bir yaklaşım, Aliye İzzet Begoviç örneği adlı çalışmasıyla yüksek lisans, Modern Dünyada Toplumsal Hafıza ve Dönüşümü adlı çalışmasıyla da doktorasını tamamladı. 2011-17 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Karaaslan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Tezkire, Düşünen Şehir, Şehir Kültür Sanat, Medya ve Din Araştırmaları, Sosyoloji Divanı dergilerinin yayın kurulundadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makalelerinin yanı sıra Bir Şehrin Hafızası, Suriyelilerle Birlikte Yaşamak, Toplumsal Hafıza, Özgürlük Mücadelecisi ve İslam Düşünürü kitaplarının yazarıdır. Sekülerleşme, Avrupa Fikri, Postsekülerizm, Toplumsal Hatırlama ve Unutma çalışma alanları arasındadır. Sayın Faruk Hocam tekrar hoş geldiniz. Gençlik Eğitim Kurumları olarak bu ilk çeyrek ara tatilde ikinci eğitim seminerimiz. Ben sözü daha fazla uzatmadan sizlere bırakıyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim Nurettin Hocam, Yusuf Hocam size de. Ve değerli hocalarım, hepinize selam ederim, hayırlı akşamlar dilerim. Böyle bu güzel vakitte tam elinize çayı alıp keyifli bir vakit geçirme esnasını bana harcadığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Nihayetinde ailenizden, çocuğunuzdan, çoluğunuzdan, evinizden vakit çalarak tabii buraya tercih ediyorsunuz. Şöyle bir ön açıklama yapmama müsaade ederseniz sevinirim. Bilmiyorum siz de aynı psikolojiyi yaşıyor musunuz ama bu ekranın karşısında böyle soğuk, ciddi şeyler konuşmaktan ben artık yoruldum. Yani sürekli o bunu demiş, bu bunu demiş, 2 ile 2'yi topladığında 4 yapar ve her zaman bir ciddiyet. Bir taraftan da bu ciddiyete uygun bir şey vasıta da değil. Yani aslında biz açıkçası biraz fazla da ciddiye alıyoruz bu dijital dünyayı. Bir taraftan hep yanımızda ama hep yanımızda olmasının sebebi biraz da fazla ciddiye alıyor olmamızdan dolayı. Onun için bana müsaade ederseniz ben birazcık daha muhabbet şeklinde sizlerle
konuşmak istiyorum, sizlere hitap etmek istiyorum. Eğer bir sakınca görmezseniz. İkinci şık çok daha kötü. Çünkü akademik sunumlar çok sıkıcıdır. Böyle bilgi yoğunluğu vardır ama bir müddet sonra 5 dakika, 6 dakika sonra ya artık bu mesele bitse de hepimiz çayımıza, çorbamıza, kahvemize geçsek hissiyatı oluşabilir. Hem onu engellemek hem de bu konu benim için şöyle bir konu. Biraz benim de muzdarip olduğum bir konu. Sizin de tecrübe ettiğiniz bir konu. Ben hem bir veli olarak hem bir hoca olarak hem zaman zaman da konferanslarda dinleyici olarak bu dijital ortama maruz kalıyorum. Dolayısıyla benim burada söyleyeceğim şeyler sonuçlanmış, nihayetlenmiş şeyler değil. Nihayetinde benim kafamda da belirli sorular var. Bunu birlikte muhabbet edip o sorular ekseninde tartışmaya dönüştürebilirsek ben çok memnun olurum. İkinci alternatif çok daha sıkıcı. Oturup böyle Bauman bunu demiş, Anthony Giddens demiş, Avrupalı bir sürü isim sayıp onların ne söylediği üzerine bir sunum olacak. Müsaade ederseniz ben muhabbet etmeyi tercih ederim. Nurettin Hocam uygun mudur? Yoksa... Tabii ki hocam, estağfurullah. Size ait. Bir de akademik olarak anlatacağım birçok şeyi hocalarım benden muhtemelen daha iyi biliyor. Onun için bunu bir dertleşme olarak algılarsanız çok sevinirim. İnşallah. Ben hafızayla ilgileniyorum. Hafıza aslında psikolojinin konusu. Dolayısıyla biraz psikoloji ve sosyolojinin ortak noktalarını keşfetmeye çalışıyorum. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu, kaygı bozukluğu, kaygı bozukluğunun sosyolojik etkileri, toplumsal unutma, toplumsal hatırlama gibi meselelerle ilgileniyorum. Dolayısıyla biraz psikoloji ve sosyolojinin odağında, karışımında bir konuşma gerçekleşecek. Tabii biraz dijital ortamı ve dijital dünyayı konuşacağız. Biraz abartılıyor, şundan dolayı söyledim. Biraz çok ciddiye alıyoruz, şundan dolayı söyledim. Biraz ciddiye almamızın sebebi de hafızamızla ilgili bir şey. Biraz hafızasız bir toplumuz, hafızasız bir dönemde yaşıyoruz. Sadece bizim toplumumuzla ilgili bir şey değil. Bütün Doğu toplumları, bütün Avrupa toplumları, Batı toplumları bir hafızasızlığın içerisine sürüklenmiş durumda. Biraz da doğal bir şey. Yani telefonun hatırlaması dururken biz niye birçok şeyi hatırlamak zorunda kalalım? Biz 3 gün önce Yusuf Hoca ile bir muhabbet ettik. Aklımızda tutmamız gereken şeyleri telefonlarımıza not aldık. Telefonlar bize hatırlatıyor. Yani biz ayrıca niye hatırlama ihtiyacı hissedelim ki? Zaten bunu yapan bir alet var. Sabah namazına niye biz gün ağarırken kalkmak durumunda hissedelim ki? Saati kuruyoruz. Bizi istediğimiz vakitte, hatta küsuratlı bir vakitte kaldırıyor. Niye onu bir bedensel alışkanlığa dönüştürelim gibi bir şeye dönüşüyor. Şundan dolayı biraz abartıyoruz diye düşünüyorum. Biraz dünya tarihine baktığımızda, hatta akademide buna antropolojik bir ilgiyle baktığımızda, yani kültürlerin tarihi üzerinden baktığımızda, insanoğlu o kadar büyük sorunlarla karşılaşmış ki, sadece antropoloji metinlerine değil, dini metinlere baktığımızda da bununla karşılaşıyoruz. O kadar büyük sorunlarla karşılaşmışız ki, çok basit bir şey söyleyeyim. Sadece Birinci Dünya Savaşı'nda öncesi ve sonrasıyla birlikte ölen kişi sayısı 50 milyona yakın. 1929 ekonomik buhranında yine 35 milyona yakın insan açlıktan ölüyor ekonomik buhranda. Yusuf Hocam'ın alanına giriyorum biraz ama faşizm dönemi yaşanıyor. Yine 35-40 milyona yakın insan ölüyor, yerinden göç ediyor. Biraz öncesine gidelim. Din savaşları oluyor. Din savaşlarında herkese şehirler yıkılıyor, şehirler kuruluyor. Biraz öncesine gidelim, Haçlı seferlerini hatırlayalım. Haçlı ordusu geçtiği her yeri yakıp yıkarak geçiyor. Birçok şehir yine katil. Yine biraz öncesine gidelim, Moğol istilasını hatırlayalım. Moğol istilası öyle bir tahribat üretmiştir ki İslam dünyası hala onun yaralarını saramamıştır. Dünyanın en büyük kütüphaneleri yakılmıştır. Şimdi, dolayısıyla bunlara baktığımızda biraz şöyle medyaya da çok maruz kaldığımızdan dolayı içerisinde yaşadığımız dönem ve bu dijital dönüşüm abartılıyor gibi geliyor. Biraz sakin olup, biraz hoca olmak, eğitmen olmak, başkalarını yetiştirmek o soğukkanlı tavrı kriz esnasında olsak bile takınmayı gerektiriyor.
biraz soğukkanlı olup, biraz sakin olup, biraz kenara çekilip, biraz içerisinde bulunduğumuz odadan çıkıp, binadan çıkıp, şehirden çıkıp, ülkeden çıkıp, dünyadan çıkıp, yukarıdan baktığımızda hadise aslında birazcık daha farklı bir hadise. Hayat bir yere doğru gidiyor ve bu gidişatın içerisinde biz bir yere bazen kendimizi savruluyormuş gibi hissediyoruz. Neden peki biz bu olayı bu kadar önemli görüyoruz? Ya bu dijital dünya her şeyi ele geçirecek ya. Modernite bizim o kadar özel olduğumuzu, biricik olduğumuzu o kadar bize empoze etti ki. Yani bütün hayatın bizim etrafımızda döndüğünü bize o kadar güzel anlattı ki. İçtiğimiz sudan tutun, efendim yediğimiz kaplara kadar, oturduğumuz evden tutun, gittiğimiz yollara kadar. Oturduğumuz sandalyeden tutun, efendim o konfor etrafımızı o kadar dönüştürdü ki biz artık şöyle bir hissiyata kapıldık. Hayat normal akması gerekiyor. Her şey normal gitmesi gerekiyor. Sağlıklı bir bedenimizin olması gerekiyor. Sağlıklı bir çocuk eğitimimizin olması gerekiyor. Ama hayat böyle bir şey değil. Yani hayat inişli çıkışlı, belki birazdan biraz felsefi noktalara da olan yerlere de değineceğim arzu ederseniz. Hayat böyle bir şey değil. Modernite bize başka bir hayat yutturdu. Şimdi deli gibi, affınıza sığınıyorum, benden çok büyükler var. Deli gibi biz vitamin takviyesine yoğunlaşıyoruz. Eminim burada da, bizim evde de böyle bir furya var. Bu platformda da vardır. Neye uğraşıyoruz? Her şey normal gidecek. Her şey normal olacak. Normal zamanlara dönmemiz gerekiyor. Olağanüstü hallerden kurtulmamız gerekiyor. Efendim normal bir bedene sahip olmamız lazım. Normal bir aileye sahip olmamız lazım. Normal bir iş hayatına sahip olmamız lazım. Sürekli bunun peşinde koşturuyoruz. Fakat hayat normal bir şey değil. Yani ölümün olduğu bir şey nasıl normal olabilir ki? Bir şeyin bu dünyada bitecek olması onu nasıl normal kabul etmemize müsaade edebilir ki? Hiçbir hadis ve hiçbir ayet bizi normalliğe çağırmaz. İtidale çağırır, ıslaha çağırır ama normale çağırmaz. Modern dünya bize öyle bir normal tanımı yaptı ki şöyle kenara çekilip baktığımızda ya bu normal dediğim şey nedir acaba? Çok basit bir şey söyleyeyim. 1800'lerde o dönemin metinlerine bakalım. Zayıf bir kadın dediğinizde bu hastalıklı birisidir. Bu kadınla evlenilmez. Bu kadının annesi babası üzülür, ağlar. Efendim bu kadın tırnak içerisinde hiçbir işe yaramaz. Ama bugün kilolu bir kadın dediğinizde bu kadın obezdir, hastadır. Yani normal tanımı dediğimiz şey dönemsel olarak değişen bir şey. 1800'lerde tarlada çalışma ihtiyacı olan bir toplumsal hayat vardı ve kadının şişman olması tercih ediliyordu hem kadınlar tarafından. Bugüne geldiğimizde bambaşka bir hayat var, başka bir. Dolayısıyla normal dediğimiz şey, normal zamanlar dediğimiz şey konjektürel olarak tanımlanan şeylerdir. Ve çoğu zaman birisi sizi normal olarak tanımladığında göstermek istediği anormal bir yer vardır. Ve o anormali sizin hayatınızın dışarısına çıkartmak ister. Onun için bugün biz sokakta deliler görmüyoruz yani. Çünkü deliler bizim için anormal. Fakat 1900'lerin başlarında bu toplumda mesela Bedesten kültürü, Muharrem abi buradaydı, Muharrem hocam orada gibi gördüm. O daha iyi bilir, hafızası bizden çok daha canlıdır. Bedesten kültürüne baktığınızda her esnafın bir delisi vardır. Gider 5 lira, 10 lira her esnaf gider gelir ondan para. Şimdi nerede bu meczuplar? Anormal çünkü bunlar. Neredeler? Kentin dışında bir binanın içerisine biz bunları kapattık. Dolayısıyla şöyle bir giriş yapmak istiyorum, biraz muhabbet etmek istiyorum sizinle. Bana şöyle geliyor, birileri bize bir şeylerin normal olduğunu, bazı şeylerin ise anormal olduğunu söylüyor ve bu normal anormal ayrımı üzerinden anormalleri biz hayatımızın dışarısına itiyoruz. Mesela ölüm bizim için çok anormal bir şey. Onun için şehir merkezlerinde biz mezarlar görmüyoruz artık. Evden işe giderken, eskiden bir Anıt tarafına gittiğinizde evin bahçelerinde dahi mezarlar görürsünüz yani. Şimdi mezarlar bizim için artık anormal mekanlar, korkulası mekanlar. Niye anormal mekanlar? Halbuki hayat dediğin şey bizatihi ölümle birlikte anlamlıdır. Ama biz ölümü anormal olarak düşündüğümüzden dolayı ölüm bizim hayatımızın dışında olması lazım.
Çok ayet çok güzel ifade ediyor. Ağızların tadını kaçırdığı için onu hatırlamamamız gerekiyor. Halbuki ayet tam tersini söyler yani. Ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayın. Niye hatırlamak istemiyoruz ama şimdi? Ağzımızın tadını, ya keyfimizi kaçırıyor. Şimdi burada muhabbet ediyoruz. Çay var, kahve var şimdi. Ölümden bahsetmenin ne anlamı var? Ama o bizi normalleştiriyor. Ya da işte o bizi anormalleştiriyor. Ondan dolayı biraz bu dijital dünyaya çok anormal ya da çok normal bir şey olarak bakmamamız gerekiyor. Hayatın içerisinde bir şey. Tarihin bir getirdiği vaka. Ve her insan tarihle imtihan olur. Benim temel tarihe ilişkin yaklaşımım budur. Sadece imtihanın araçları değişir. Mesela Mısır Kralı, ilk yazı icat edildiğinde Mısır Kralı'na gidiyorlar. Tabii Nil'in hesaplamaları için Mısır felsefesinde çok ciddi bir hafızlık geleneği var. İlk hafızlık geleneğinin müesseseleşmesi, kurumsallaşması Mısır'dadır. Çünkü Nil Nehri'nin ne zaman taşacağını ve ne zaman tarlaları basacağını ve oradaki ürünleri, hasatların tamamını ezbere tutmaları gerekir. Bunun için çok dehşet bir geometri gelişmiştir. Bugün bilmiyorum aramızda felsefeci hocalarımız varsa onlar belki daha iyi bilecektir. Bugün bizim hayran kaldığımız antik Yunan felsefesi Mısır'dan geometri dersi almayanların mesela Platon'un öğrencisi olamıyordu, Aristo'nun öğrencisi olamıyordu. Büyük İskender Mısır'dan geometri dersi almadan Aristo ona ders vermiyordu. Şimdi Mısır kralına birisi geliyor diyor ki Trot diye bir isim. Mısır kralının ismi. Yazıyı bulduk diyor. Yazı emin olun dijital devrimden dönemi itibariyle düşündüğünüzde çok daha büyük bir değişim ve dönüşüm. Tekerlek, yazı, ateş bunlar aynı dijitallik gibi hayatı alt üst eden bir şey. Yani insan olduğu için bu tepe takla olma durumu yeni bir şey değil. Mısır kralı evine kapanıyor. Eyvah diyor. Artık her şeyi yazıya yazacaksak bizim ezberleme kabiliyetimiz ortadan kalkacak. Bir şeyleri ezberleyemeyeceğiz diyor. Tekrar soruyorlar, peki ezberlemediğimizde ne olur ki? Yani siz ezberlemekten niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Ezber yeteneğinin kaybolmasından niye bu kadar korkuyorsunuz dediğinde bizim bütün ezberimize imkan veren tek bir ezber vardır aslında diyor. İşte o bize kavramları ve kavramların anlamını ezberlememize imkan veren şey. İnsan unutmaya başladığı zaman, ezberi bıraktığı zaman bu işin gideceği nihai nokta yaratıcının varlığını unutmaktır diyor. Nitekim aydınlanma felsefesi de aslında yaratıcının varlığını unutma üzerine kurulu bir hadise. Dolayısıyla mesele biraz tarihsel perspektiften baktığımızda hayatımızı alt üst eden bir şey var, evet. Birçok şey değişti ama bu hayatın içerisinde bir şey. Bu alt üst oluşlar da hayatın içerisinde, hayatın hesaplanılabilir kısmında. Hayat böyle bir şey. Onun için hastalık da var, ölüm de var, sakatlık da var, delilik de var, meczupluk da var. Burada bizim, önce ben kendime söyleyerek ifade edeyim. Bizim normal peşindeki koşma arzumuzu bir sorgulamamız gerekiyor her şeyden önce. Normal bir beden, normal bir aile, normal bir eğitim. Hayat bir yıl sıkıntılarıyla birlikte gidiyor. Şimdi bu ön açıklamayı yaptıktan sonra şöyle bir şey var. Tabii dijitallik, ben bugün biraz dersime çalıştım açık söyleyeyim. Nasıl çalıştım? Akşam yemeğine bizim bir çocuk var, hepinizin ellerinden öper, 4. sınıfa gidiyor. Onu yemekten sonra çektim yanıma, son zamanlarda dedim bu çocuklar ne oynuyor, sizin jenerasyon ne oynuyor? İlk yani ara ara biz bunun üzerine konuşuruz, dijital ortamda ne var ne yok, ben ondan öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü ben çok açık söyleyeyim, dehşet bir nesil farkı var. Şu anda bizim jenerasyonun asıl gol yediği yer, asıl açıkta duran yeri şu. Eskisi gibi bir eğitim sistemi yok. Eskiden rahle-i tedrisat dediğimiz yerde hoca bilirdi, talebe susardı. Ama öyle noktalar var ki bugün talebe hocadan çok fazla şey biliyor.
Benim çocuk örneğin EBA TV'ye soru yükleneceğini annesinden çok daha iyi biliyor. Benden daha iyi biliyor. Hayatın merkezinde olan teknolojinin bilgisini benden ve daha iyi, benden daha iyi biliyor. Eminim buradaki hocalarımızın özel bir ilgisi yoksa çocukları bu dijital dünyayı bizlerden çok daha iyi biliyor. Şimdi bunu bir itiraf etmemiz gerekiyor. Bugün çocukla yarım saat konuştuktan sonra şunu anladım. El Primo karakterini bilmezsen ben bu çocuğa hiçbir şey anlatamam. El Primo ne? Brawl Star diye bir oyun var. Brawl Star oyunu herkesin arasında yaygın. Bütün çocuklar oynuyor. Eminim sizlerin çocukları da ilgisi vardır. Oynuyordur. El Primo bunun en basit karakteri. Onu bilmeden ben bu çocuğa hiçbir şey anlatamam yani. PUBG diye bir oyun var. PUBG oyunun ayrıntılarını bilmeden 17, 18, 19, 20 yaşındaki çocuklara ben hiçbir şey anlatamam. Anlatma imkanım yok. Dahasını söyleyeyim. Belki bizi biraz rahatsız edecek ama dahasını söyleyeyim. Sefir'in Kızı dizisinde Sefir'in kızı Efe ile evlenip evlenmediğini bilmeden ben bu çocuklara bir şey anlatamam. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İşimiz hakikaten zor. Çocukların dünyasında başka kahramanlar var. Benim geçen Yusuf hocamla da biraz muhabbet ettik. Benim gözümde hoca karakteri eli öpülesi bir karakterdi. Sokakta karşılaştığımızda mahcubiyetimizden yolumuzu değiştirmek zorunda olduğumuz bir karakterdi. Eminim hepinizin zihninde öyledir. Bugün bizim çocuk şöyle bir şey söyledi. Bakın bu çok şaşırtıcıdır. Öğretmenimiz biraz emekliliği geldi. Biraz yaş aldı. Hocanla bu konuları konuşuyor musun dedim. Öğretmenim dedi, Brawl Star, çok özür dilerim. Öğretmenim dedi, öğretmenimle son derste, yüz yüze yaptıkları derste öğretmeni PUBG'nin ne olduğunu bilmediği için arkadaşlar öğretmenimle dalga geçti dedi. Şimdi öğrenci-hoca ilişkisinin düzlemi değişiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. O bu şöyle bir şey değil, yeni nesil bozuk geliyor falan diye. Yeni nesil sapasağlam geliyor ama yeni nesil defolu geliyor. Yani o pakette bazı arızalar var. Onları artık yazılımcıya gidip tekrar düzelttirmemiz gerekecek. Yeni nesil çok cevval geliyor, çok zeki geliyor, bizden daha zeki geliyor ama bizden çok daha akılsız bir şekilde geliyor. Dijital ortam o zekayı veriyor. Burada zeka ve akıl arasındaki fark üzerine belki konuşabiliriz. Hocam ben giriş yaptım ama süre doluyor galiba. Faruk hocam sıkıntı yok. İki oturum şeklinde yapacağız. Oturum kapandıktan sonra ikinci oturuma yine aynı linkten bağlanacağız. Devam edelim. Tamam hocam. Şimdi dolayısıyla şunu fark etmemiz lazım. Yeni nesil, yani bunu ekseriyetimiz için söylüyorum. Hepinizi ifade etmiyorum. Yanlış anlamayın. Yeni nesil dijital dünyayı bizden iyi biliyor. En azından benim çocuk. Bu konuyu az çok çalışan birisi olarak dijital dünyayı benden iyi biliyor ve bu dijital dünya garip bir şekilde zekayı geliştiriyor. Dehşet bir şekilde geliştiriyor. Bunun sebebini de hani açık açık söyleyeyim. Yapay zeka çalışmalarının geldiği bir nokta var. Yapay zeka çalışmaları felsefede Platon öncesinden bu yana yapılan bir tartışmanın sonucu olarak bugün karşımıza geliyor. Yapay zekanın aradığı çok basit bir şey var. Yapay zeka çalışmalarının geldiği çok basit bir nokta var. Bu dijital dönüşümün de evrileceği nokta zeka üzerinden yapay zeka noktası. Onun için yapay zekanın arzuladığı bir şey var. Belki başka bir oturumun konusu olabilir bu yapay zekanın arzuladığı şey nedir meselesi. Ama çok basit bir şey söyleyeyim. İnsanın bütün düşünme pratiği, bütün Avrupa'yı anlamda felsefe pratiği, bütün bilme çabasını tek bir sorunu çözmek için organize edilir. Bütün felsefedeki ahlak tartışması, etik tartışması, teknoloji tartışması temelde bir soru vardır. Bu ölüm meselesi ne olacak? Onun için benim sosyal teori anlayışımın merkezinde de ölüm hadisesi vardır. Ölüm meselesinin ne olacak?
Onun için yeni bir dil üretmeye çalışmış. Tolkien diye birisi, İngiliz filolog. Yeni bir dil üretmeye çalışmışlar ama yeni bir mantık üretmeye çalışmışlar olmamış. Bulanık mantık üretmeye Kurt Gödel diye birisi, fizikçi hocamız vardır belki. Kurt Gödel diye birisi yeni bir mantık üretmeye çalışıyor, olmuyor. Şimdi yapay zekada birçok şey üretiliyor. Birçok şey üretiliyor ama üretilemeyen bir şey var. O şeyi üretmenin denemeleri yapılıyor. Ondan dolayı açık bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Bir dijitalliğin yapısal dönüşümüne şahitiz. Dijitallik bir dönüşüm geliştiriyor ve artık hayatımızın bundan sonra çok merkezi bir yerinde olacak. Öyle görünüyor. Bu dijitallik tabii bizim sosyolojimizi ve psikolojimizi etkiledi. Özellikle pandemiyle birlikte etkiledi. Evlere kapandık pandemi sebebiyle birçoğumuz. Pandemi olmasa bile dijital dünya sebebiyle yine evlerimize kapandık. Özellikle böyle ergenlik sonrası çocuklar çok tipik hareketleri artık. Biz ergenliğimizde kapıyı çarpar, birazcık daha arsızsak babamızın cebinden parayı da çalar, kapıyı da çarpar, başka bir yere kaçardık. En büyük aşırılığımız buydu. Ama şimdiki ergenler kapıyı çarpıyor ama kendi odasının kapısını çarpıyor ve ilk yaptığı iş bilgisayarın düğmesine basmak oluyor. Annesinin babasının tablet bilgisayar konusundaki ilk sınırlamalarını reddetmek oluyor. Dolayısıyla veli ve çocuk ergen arasındaki ilişki düzlemi de değişiyor. Orada başka bir dünyaya akıyor. Şimdi çok enteresan bir çalışma yapıldı. Geçen doktora savunmasında ben de vardım jüri olarak. Üzerine çok düşünmediğimizi zannettiğimiz bir konuda sosyal medya kullanıcılığıyla bu dijital ortamla ilgili bir çalışmaydı. Bir arkadaşımızın doktora teziydi. Biz hep şunu söylerdik. Biz buna sanal diyoruz. Yani sanal bir dünya. Çünkü gerçekliği yok. Yani elimizi dokunamıyoruz. Şimdi ben size uzattığımda sizin elinizi sıkamıyorum. Siz bana buradan çay ikram ettiğinizde içemiyorum. Çay konusu önemli bu saatte. Şimdi çayınızı ikram olarak alamıyorum yani. Ondan dolayı biz buraya sanal diyoruz. Arkadaşın araştırması şuydu. Türkiye'deki 750 tane genç arkadaşla görüşüyor. Bu genç arkadaşların tamamının Müslüman olmasına dikkat ediyor. Öncelikle soruyor, şeyiniz nedir? Dini inanışınız nedir? Müslümansa görüşmeye devam ediyor. Soru temelde şunu anlamaya yönelik. Araştırma sorusu. Birçok soru var ama ayrıntılardan bahsetmeyeceğim. Soru temelde şunu anlamaya yönelik. Kendinizi sosyal dünyada mı daha iyi ifade ediyorsunuz? Yoksa sosyal medya hesaplarında ya da dijital ortamda mı daha iyi ifade ediyorsunuz? Çocukların büyük çoğunluğu şöyle bir cevap veriyor. Hatta oran %90'lara yakın. Sosyal hayatta annemin, babamın, hocamın, komşumun yüzünden sürekli rol yapmak zorunda kalıyorum. Onun için dijital platformlarda kendi düşüncelerimi, daha doğru düşüncelerimi, gerçekten kendi düşündüklerimi çok daha rahat yazabiliyorum, yansıtabiliyorum, düşünebiliyorum. Bunun üzerine arkadaş şu soruyu soruyor. Acaba hangisi gerçek? Bizim kapıda karşılaştığımız çocuk mu gerçek? Yoksa Facebook'ta karşılaştığımız aynı çocuk mu gerçek? Hangisinin fikirlerine daha fazla gerçekçi buluyoruz? Bunu bir düşündüm. Bazen şeye çok şaşırırdım. Hakikaten çok şaşırırdım. Bir üniversitede öğrencimiz var. Erkek, kadın, çok hanım hanımcık, çok beyefendi, çok saygılı, oturuyoruz kalkıyoruz, çok nezaketli, sayın hocam falan, çok saygılı. Aynı çocuğu sosyal medyada görüyorum, sosyal medyada hiç ona yakıştıramayacağım cümleler kullanmaya başlıyor. Eminim siz de bu tarz şeylere denk gelmişsinizdir. Peki hangisi bu çocuk yani? Sosyal medyadaki, dijital ortamdaki mi bu çocuk? Yoksa benim sınıfımda önüme oturmuş çocuk mu bu çocuk? Biz artık şunu kabul etmemiz gerekiyor. Sanal dünya sanal değil. Hatta bizatihi insanların kendi gerçek düşüncelerini, duygularını bazen çarptırarak, bazen yalan söyleyerek, bazen bilinçli olarak tam tersini ifade ederek kendi histerilerini, duygusal dünyalarını asıl yansıttıkları yer orası. Onun için bugün psikoloji dijital psikolojiye kaymış durumda. Ne demek dijital psikoloji? Yani bugün birisi terapiye geldiğinde
psikolog önce şunu söylüyor. Geriye dönük bir 3-4 yıllık sosyal medya paylaşımlarını, dökümünü getirir misin? Oradaki histerileri görebiliyor. Oradaki stresleri, kronik kaygı bozukluklarını, majör depresyonları oradan takip edebiliyor. Çünkü artık bizim yüz yüze oturduğumuz insanlar maskeler ve roller üzerinden çok daha fazla sahnenin arka tarafına geçebiliyor. Dolayısıyla şunu kabul etmemiz lazım. Dijital dünya artık sanal değil, gerçek bir dünya. Bizim hayatımızda bir gerçeklik olarak var. Asıl mesele bundan sonra bu gerçeklikle biz nasıl temas kuracağız? Bakın baş edeceğiz demiyorum, mücadele edeceğiz demiyorum. Çünkü tarih bu bir tarihsel olgudur. Tarih bizim mücadele edebileceğimiz bir alan değildir. Nasıl peygamberler kendi tarihlerinin koşullarıyla imtihan olduysa biz de kendi tarihimizin koşullarıyla imtihan olacağız. Buradan yok ben bununla imtihan olmuyorum diye bir kaçma lüksümüz yok. Bu bir mücadele değil, bu bir imtihan sürecidir. Süre doluyor, burada evet. Kapatıyorum. Diğer linke tıklıyorum Nurettin Hoca. Tamam inşallah. İkinci oturum için tüm arkadaşlar tekrar bekliyorlar. Ama bir yerde beni durdurun hocam. Tamam hocam. Soru cevaba vakit kalsın. Tamam. Karşı karşıya kalıyorum. Yaklaşık 2 ya da 3 dönemdir oynuyor. Sezondur oynuyor. Hocam ben senden ama Babil bekliyordum ya. Babil'i ben izliyorum bazen. Aslında hemen hemen bütün dizilerin iyi bir takipçisi olmaya çalışıyorum. Zira ekmeğimizi ondan kazanıyoruz biraz. İşte konuşuyoruz. Şöyle oradaki Züleyha karakteri ve Demir karakteri bir karakter daha var. Aslında karaktersiz bir karakterdi arkadaş. Üçünün arasındaki ilişki çok berbat durumda. Yani adeta değil. Aldatıyor. Ama hocam sadakatsizde de böyle ya. Ama izleyici de şöyle bir etki bırakıyor. Bu dijitalleşmenin işte idrak edemediğimiz boyutu belki şu. Ya aslında masum bir şey yapıyorlar. Evet aslında normalleşiyor hocam. Bize bir normal sunuyorlar. Bu normaldir diyorlar. Hani sevenleri ayırmışlar. Birbirlerini çok seviyorlar aslında. Sadakatsizlik de aynı şey söz konusu. Seferin kızında da aynı şey söz konusu. Televizyonlardaki dizilerin hemen hemen her birinde şu anda bildiğiniz aile yapısını yani böyle bombalayan, dinleyen temalar işte. Senin söz konusu. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah ayağa kaldırmamız lazım. Yani hocam şimdi biraz dijital buyurun hocam. Faruk hocam bir dakikanızı daha alacağım. Bir başka bir daha kaldı. Tamam hocam biz öncesinde konferansa girme öncesindeki çay muhabbetindeyiz şu an. Tamam. Hayırlı akşamlar. Muharrem hocam buyurun. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Biraz daha mikrofona yaklaşırsanız. Mikrofon nerede ki ben bilemiyorum ki. Peki hayırlı akşamlar. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Azizim şimdi arkadaşları beklerken ifade edeyim. Yani Allah razı olsun. Ben şahsen biraz da böyle yaş ortalama sonunda biraz da yorumlayamadığım konular vardı. Girdiğiniz konular gayet güzel. Evet, soru için fırsat vereceğiz ama bu kıymetli zamanı da bu bilgilerle değerlendirmek istiyoruz. Dijital ortam Muharrem Hoca'yı dondurdu. Abi, donduruyordur işte. Herhalde tamamen yavaşladık. Eyvallah. Hocam Allah razı olsun. Ben bir soruyu şimdi yapabilir miyim abi? Şimdi abi sen ben soruyu duymadım. Muharrem Hoca'nın sormadı Muharrem Hoca henüz. O bekliyor sanırım asıl soracağı soru için. Tamam. Sana ben bir soru sorabilir miyim? Şimdi sen bir saat boyunca sosyolog edasıyla bize anlattın. Her ne kadar sohbet etmeye çalışsan da son derece akademik değeri yüksek bir sohbette bulundun.
Biz eğitimciyiz, ders veriyoruz, ekran karşısındayız, çocuklarla cebelleşiyoruz, başımız dertte bizim. Sen yani şimdi biraz daha somutlaştırır mısın ne demek? İkinci kısım olarak? Biraz onun üzerine odaklanacak hocam. Orası girişti. Biliyorsunuz İbn Haldun'un mukaddimesi iki cilt. Daha biz bir saat elemedik yani. Şimdi dijital ortamdayız. Dijital eğitim diye bir işle yaşıyoruz. Biraz çok net ve peşin konuşacağım. Biraz da şöyle bir özgüven üzerinden konuşacağım. Amerika'daki ve İngiltere'deki üniversiteleri dijital eğitim platformlarını takip ediyorum. Küçük dijital eğitim platformu kurma konusunda bir kuruma danışmanlık da yapıyorum. Biraz onun yüzünden de takip etmek durumundayım. Şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu dijital eğitim yeni bir şey değil. Pandemi öncesinde aslında 2007-2008'lerde Amerika'da ilk defa uzaktan yüksek lisans doktora eğitimlerine başlamışlardı. 2000'lerin başlarında. Fakat biraz askıya aldılar. Bu pandemi süreci aslında var olan dijital dönüşümü hızlandırdı. İmparatorluk yıkılacaksa kendi haline bıraktığınızda 50 yılda yıkılacaksa savaş sebebiyle 5 yılda yıkılıyor. Pandemi biraz dijital dünyayı hızlandırdı, hayatımıza soktu. Çok enteresan veriler var. Geçen de Beethoven'ın yarım kalan bestesini bir yapay zeka tamamladı. Hiçbir bestekarın tamamlayamadığı Beethoven'ın yarım kalan bestesini bir yapay zeka tamamladı. Ne yaptı? Beethoven'ın önceki nota yazılımlarının algoritması üzerinden bundan sonraki muhtemel algoritmaları üretti ve Beethoven'ın yarım kalan bestesi tamamlandı. Şu anda bütün haliyle Beethoven gelse böyle çalardı. Tamamlasa böyle çalardı şeklinde tamamlandı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Eve kapandık. Dijital dünya sebebiyle, pandemi sebebiyle, fakat eve kapanmadık, biz kutulara kapandık. Şimdi 9. katta benim annem babam 65 yaşında, 9. katta bir kutunun içerisinde dijital dünya, aileyle konuşmayı o kadar unutmuşuz ki artık iletişim kurma becerisini ortaya koyamıyoruz. Dolayısıyla her şeyden önce bazı şeyleri hatırlamamız lazım. Toplumu olarak, Türk toplumundan kastım Türk ve Müslüman toplumu, herhangi bir etnik atıf bulunmadan, bizim Türk toplumu olarak Avrupa devletlerinden ve Amerika'dan farklı ciddi bir hafızamız var. Hem bireysel hafızamız var, hem toplumsal hafızamız var. Pandemi sürecinde ve dijital sürecinde eğer hatırlayabilirsek, eğer başvurabilirsek, geçmiş bizim için mükemmel iyileştirici bir yana sahip. Yani şimdiye kadar bizi geri kalmışlıkla, beceriksizlikle suçlamamıza neden olan geçmiş, aslında bugün iyileştirici bir tarafı var. Biraz ben sizinle şunu istişare etmek istiyorum. Bu anlamda geçmişin iyileştirici yönlerini keşfetmemiz gerekiyor. Hafızamızı bu anlamda yoklamamız gerekiyor ve hafızamızdaki bazı şeyleri çıkartıp masaya koymamız gerekiyor. Dijitalliğin her konforu gündemimize soktuğunda, her yeniyi gündemimize soktuğumuzda bizim hafızamızda bize ilişkin bir şeyi çıkartıp onun yanında soluyabilmemiz lazım. Yoksa bizim modernleşmemizin temel bir tartışması vardır. Bunların teknolojisini alırsak kültürümüz ne olacak? İşte bunların teknolojisini şu anda geldiğimiz noktada almak zorundayız. Bakın bugün Zoom'dan bu programı yapıyoruz. Bir diş macunu gibidir. Diş macununu sıktığınızda, diş macunu tüpünü sıktığınızda çıkan diş macunu tekrar içine sokamazsınız. Elinize bulaşır. Onun için bu dijitallik tüpün içerisinden çıkmış bir macundur. İsteseniz de onun içerisine sokamazsınız. Bugün eğitimciler olarak, bakın çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Size çok basit bir soru sorayım. Mesela Einstein'ın fiziğini yapay zeka üzerinden anlatan bir dijital eğitim platformunun da fizik öğretmenine ihtiyaç olacak mı? Şiir yazabilen bir yapay zeka var şu anda.
şiir yazabiliyor. Algoritma şiir yazabilen, bütün edebiyat tarihini, edebiyat külliyatını, edebiyat literatürünü bilen bir yapay zekanın basit bir diskin karşısında bir edebiyat öğretmeninin alternatifi olacak mı? Öğrenciye ne sunabileceğiz? Yani soru şu, dijital platformun sunabildiğinden farklı olarak biz öğrenciye ne sunabileceğiz? İşte burada geçmiş, gelenek ve hafıza meselesi devreye giriyor. Çok açık bir şey söyleyeyim. Dijitallik artık var, gerçek ve benim üniversitede de gözlediğim şey şu, bu dijital platforma adapte olabilen hocalar dinleniyor, adapte olamayan hocalar, özrünüzü dileyerek söyleyeyim, eleğin buğdayı elemesi gibi elenip gidiyor. Hiçbir öğrenci onu dikkate almıyor, ona kıymet vermiyor, dinlemiyor. Çünkü öğrencinin dünyasında çok merkezi bir yerde duran dijitallikten haberdar değil. Daha yeni biraz kategorize ederek söyledim ama inanın biz Brawl Stars'ı bilmiyorsak, efendim Clash Royale'i bilmiyorsak, PUBG'yi bilmiyorsak o öğrenciye bir şey anlatma imkanımız yok. Bir şey anlatırız ama öğrencinin dünyasına dokunma imkanımız yok, temasına dokunma imkanımız yok. Ne yapacağız? Çok somut, net söyleyeceğim Yusuf Hocam rica ettiği için. Bunu da affınıza sığınarak bir öneri olarak sunuyorum. Acaba yapabilir miyiz diye. Biz kendi çocuğumuzla o dijital oyunları birlikte oynamak zorundayız. Öğrencilerle o dijital oyunları birlikte oynamak zorundayız. Ve dahasını söyleyeyim. Brawl Stars'ta biz kendi öğrencimizi yenebilecek kadar o dijital ortamı bilmek zorundayız. Neden? Çünkü yol yapımında çok temel bir ilke vardır. Yol yapımında çok basit bir mühendislik bilgisidir. Yol yapımı. Yol yapımında çok temel bir ilke vardır. Zeminde nerelerde çökmelerin olduğunu bilmezsen o yolu yaptığında muhakkak orası bozulacaktır ve tekrar tekrar üzerine asfalt dökmeye çalışırsın. Dijital ortam çocukların çöküntü alanları. Biz çocukların nerelerde çökeceklerini bilmemiz lazım. Fakat şöyle bir hastalığımız var. Çocukların çökeceği yerleri keşfedeceğiz ama öncesinde bizim çöktüğümüz yerler var. Basit bir istatistik söyleyeyim. Bugün Türkiye'de çok özür dileyerek söylüyorum. Tuvalete telefonla girme oranı %93. Anam. Yani yetişkinler arasında tuvalete telefonla girme oranı %93. Yatmadan önce kaçımız telefona bakmadan uyuyabiliyoruz? Ya da kaçımız telefona bakmadan yatıyoruz? Uyuyoruz belki ama kaçımız yatmadan 2 saat öncesinde telefonu, tableti, bilgisayarı bir kenara atabiliyoruz? Dolayısıyla evet, çocukların dijital ortamda çökecekleri yerler var. Çukurlar var ve bu çukurlar inanın çok pis çukurlar. İnanın çok pis çukurlar. Bugün ben çocuğumla bir oyun oynadım. Oyun karakterinin kadın mı erkek mi olduğu belli değil. Çocuğa soruyorum, bu kadın mı erkek mi? Baba, bir tuşa basıyorum kadın oluyor, bir tuşa basıyorum erkek oluyor diyor. Bütün o oyunda istediği kıyafeti giydirebiliyor o karaktere. Kadın kıyafetini de giydirebiliyor, erkek kıyafetini de giydirebiliyor. Dolayısıyla çocukların önündeki çukurlar bizim zannettiğimizden çok daha basit çukurlar. Basit çukurlar değil. Bugün çok özür dileyerek söylüyorum. Bir yorum gelmişti, açık sesler var diye. Var hocam, evet. Sesleri kapatabilirsek arkadaşlar. Hocam buyurun, kusura bakmayın. Yani karşılaştığımız vakayla tanıma adına söylüyorum. Belki siz çok daha iyi tanıyorsunuz ama çocukların şahit oldukları karakterler üzerinden bunlara sunulan dijital dünya çok masum bir dijital dünya değil. Bütün dijital oyunların temel bir mantığı var. Bir şeyi ele geçirmek. Bu ele geçirilen şey ya kupa, ya zenginlik, ya da bir cinsellik oyunlarda. Ben kapatabiliyor muyum? Kapattım. Dolayısıyla dijital dünyanın çukurları çok derin. Zannettiğimizden daha derin.
Böyle birazcık daha ayrıntıya girebilsek keşke, sizin de vehametine şahit olduğunuz şeyler üzerine konuşmak durumunda kalıyoruz. Ben çocuğumun yetişmesi konusunda üniversitede bir hoca olarak, eşi yine sosyolojide doktora yapan birisi olarak çok kaygılıyım. Ve temelde kaygılı olduğum şey lezbiyenlik ve homoseksüellik meselesi. Çünkü dijital dünya, inanın ben bu oyunları oturup inceliyorum, bunun üzerine kurulu. İkinci ciddi tehlike kariyeristlik. Dehşet bir kariyer manyaklığı var. Bütün dijital oyun platformları bunu sunuyor. Dehşet bir kariyer manyaklığı var. Ve üç, çocukların kendi dili içerisinde şöyle bir dışsallaştırma durumu var. Ben bunu denediğim için çocuğa, yani üçüncü sınıfa kadar eline tablet, telefon, oyun vermedik. Çocuk bir baktık arkadaşlarıyla iletişime geçemiyor. Asosyalleşti. Çünkü Brawl Stars'da karakteri yok diye çocukla muhabbet etmiyorlar. Bugün çocukların kendi sosyalleşmesi bunun üzerine. PUBG diye bir oyun var. Mesela, gerçi bu oyunun keşke ayrıntıları üzerine konuşabilsek vakit olsa. Daha basit bir oyun var. Among Us diye, aramızdan biri diye bir oyun var. Oyun şu, tamamıyla şunun üzerine kurulu. 10 kişi bir arkadaşınızla 10 kişi bir yere giriyorsunuz. Aranızdan birisi katil seçiliyor. Siz birisini öldürüyorsunuz fakat başka birisini suçlayabilirseniz oyunu kazanıyorsunuz. Ne kadar çok kişiyi öldürür ve ne kadar çok kişiyi suçlarsanız oyunu kazanıyorsunuz. Among Us bunun üzerine kurulu. Çok yaygın. Özellikle ilkokul seviyesinde şu anda. Şimdi belki birazcık soru cevap faslına dönmek için ne yapabiliriz? Bir, artık ya dijital dünyayla mücadele edelim, dijital dünyayı hayatımızdan çıkaralım. Bunu en çok dillendiren Kemal Sayar hocaydı. Pandemi süreci ilk başladığında çocuklara pandemi tablet alın diye açıklama yaptı. Bunu en fazla dillendiren kişi Erol Gökay'dı, psikiyatrist. Şeye danışmanlık yaptı, Milli Eğitim Bakanlığı'na danışmanlık yaptı. Üçüncü gün EBA TV'yi takip etmemiz için yeterli elektronik cihazlarımızın alınması gerektiği konusunda hükümete rapor yazdı. Dolayısıyla şöyle bir şey yok. Dijitalliği kenara atalım. Dijitallik bizim hayatımızda var ve dahasını söyleyeyim. Şu anda mevcut durumda dijitallik, dijital ortamlar bizim çocuğumuza ulaştığımızdan çok daha fazla ulaşıyor. Zamanını kısıtlasanız dahi yoğunluk, ilgi, alaka, gündem olarak çok daha fazla o kanal üzerinden çocuk eğitiliyor. Çocukların hocası bugün manevi anlamda hocası, değerler anlamında hocası. Biz olmaktan çok dijital dünya. Bunu bir kabul edeceğiz. Bunun üzerinden biz ne yapabiliriz? Şunlar artık çöpe gitmiş öneriler. Yani bu dijitalliği kenara koyalım, çocuklara sınırlı zaman tanıyalım, yarım saatin üzerinde çocuk oynama. Bunlar inanın tamamı çöpe gitmiş öneriler şu anda. Elbette çocuk bütün gününü tablette, bilgisayarda, telefonda geçirmesin. Ama bu şöyle olmuyor. Tableti elinden bırak demekle olmuyor. Bizim çocuğa hafızamızdan keşfedeceğimiz şeyler olması gerekiyor. Örneğin çok basit bir şey söyleyeyim. Bütün dijital dünyanın bilgisi yeni üzerine kuruludur. Görme üzerine kuruludur. Yani göz teması üzerine kuruludur. Fakat bizim hafızamızda dehşet bir rehabilite edici unsur vardır. Dinlemek. İhtiyarlığın bilgisi, bugün geçen bir yerde bunu söylemek durumunda kaldım. Uluslararası bir programdaydı. Avrupalılar neden ihtiyarlarını, yaşlılarını kenara atıyorlar? Ölüme terk ediyorlar. Çok basit bir şey var. Çok basit bir mantık var. Avrupalının hafızasında bugün İhtiyar demek, yaşlı demek, çalışanın cebinden geçinen kişi, sosyal devlet anlayışına yük, ekstra yemek, ekstra tüketim kültürüne giden kişi fakat üretmeyen kişi. Bizde ihtiyarın az da olsa anlamı ne? Büyük, ata, sıkıştığımızda yol gösterici, ailede bir problem çıktığında danışacağımız kişi. İhtiyar bizde yol gösterici adam, Avrupa'da ise bir yük. Biz yaş almışları yol gösterici olmaktan çıkartıp bir yük olarak görmeye başladığımız andan itibaren dijital oyunda PUBG'de başkasını öldüren çocuğun pandemi durumunda öldüreceği ilk kişi dedesidir, nenesidir, yaşlılarıdır. Sokağa atacağı ilk kişi o yaşlılarıdır. Onun için daha somut belki meseleler üzerine söyleyecek olursa biz bu oyun dünyalarını bileceğiz.
dijital dünyayı bileceğiz, dijital eğitimi bileceğiz. Gerekirse dijital eğitim kullanımı üzerine dersler alacağız. Yani bu yazılım dediğimiz şey nedir, algoritma dediğimiz şey nedir, dijital oyun nasıl planlanır, dijital oyunun kurgulanışı nasıldır, dijitalliğin şifreleri nelerdir, dijital dünya nedir? Yani bildiğiniz dijital okur yazarlık eğitimi alacağız ve bizim çocuklarımızdan daha çok bu dijitalliği öğreneceğiz. Ve nereden hitap edeceğiz? Oradakinin kötü, yine dijital dilin içerisinde başka bir şeyin ise daha iyi olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi birazcık daha belki... Nasıl hocam? Biz abi zaten eğitim programının içine bu dediğin birçok şeyi koyduk. Yani şimdi Nurettin hocam aşama aşama planladı onu. Devam edeceğiz şey yani Web 2.0 özellikle bu konuda kıymetli hocalarımızın elini çok güçlendirecek bir şey. Ama bu dijital oyun meselesini hiç düşünmemiştik doğrusu biz bunu planlarken. Çok iyi bir katkı oldu. Çok teşekkür ediyoruz hasleten. Bu konuda yani nasıl yol alacağımızı, kimimize destek olacağının bilgisini de vermenizi özellikle istirham ederiz hocam. Eyvallah. Bununla ilgilenen hoca arkadaşlar var. Daha sonra yönlendirme yapabiliriz. Hocam yalnız şunu da ihmal etmeyelim. Basit bilgisayar mühendisliği düzeyinde yazılım, algoritma ve bulanık mantık öğrenmek gerekiyor. Yani ben inanın bunu bir kendim için bir ihtiyaç olarak gördüm. Şu anda oturuyorum. Acaba bu bilgisayarın mantığı nasıl işliyor? Bunu çözmemiz lazım çünkü bu mantık çocukları dünyasının içerisinde. Böyle bir aman aman çocuklar elden gidiyor ortamı üretmek istemiyorum. Yanlış anlamayın yani. Çocuklar hakikaten yeni nesil, burası onların karınlarının zayıf tarafları ama sapasağlam geldikleri yerler var. Daha eleştirel düşünüyorlar. Bizim kadar itaatkar değiller. Daha eleştirel düşünüyorlar. Hayıra hayır diyebiliyorlar. Sadece bu ahlaki zafiyetleri çözebilmemiz lazım. Ama önce kendimiz çözmemiz lazım. Böyle bir sorunumuz var. Biz bir geçiş dönemindeyiz. Dijital dünya boyut değiştirirken biz bu geçiş döneminde varız ve telef olanlar genelde geçiş dönemidir. Geçiş dönemi insanları telef olur. Birinci Dünya Savaşı'nda bütün eğitimliler telef olmuştur yani. İkinci Dünya Savaşı'nda bütün eğitimliler telef olan jenerasyonlar vardır. Biz telef olmaya aday bir dönemdeyiz, jenerasyondayız. Öyle oturmamış bir dijitalliğin içerisindeyiz. Dijitalliğin mantığını bilmemiz yetmiyor Yusuf Hocam. Aynı zamanda dijital dünyayı yönlendirebilmemiz gerekiyor. Şunu yapabiliyorsa gençlik eğitim kurumları, ben bilmiyorum belki vardır. Yani çok cahilane bir cümle kuruyorum. Şunu yapabiliyorsa din kültürü ve ahlak dersinde dijital bir oyun yazılımı üzerinden bazı bilgileri verebiliyorsa bu dijital dünyayı yönetebildiği anlamına geliyor. Fizik dersinde, kimya dersinde, biyolojide şunu kastetmiyorum. YouTube'dan hocalarımızın video açıp oradaki şeyleri izlemesinden bahsetmiyorum. Dijital dünyada içerik oluşturmaktan bahsediyorum. Eğitimci olduğunuz için hepiniz bu içerik oluşturma ne demek olduğunu, materyal geliştirme ne demek olduğunu benden çok daha iyi bilirsiniz. Ama materyal geliştirme artık şu değil. Yan odadan haritayı getirip buraya koymak değil yani. Akıllı tahtalar kullanmak da değil materyal geliştirmek. Bugün bu materyal geliştirme üzerine, eğitim araçlarını geliştirme üzerine oturup dijital dünya üzerinden özellikle 3 boyutlu çalışmaları yapabilecek kabiliyette olmamız gerekiyor. Çok yüksek beklentiler gibi geliyor ama mesela kodlama dersi veren hocalarımız vardır. Onlar ne demek istediğimi çok daha iyi biliyordur. Şimdi çocuklar kendileri EBA'da soru oluşturabiliyorlar. Kendileri içerik oluşturabiliyorlar. Çocuklar oluşturabiliyorlar. Basit düzeyde. Bunun birazcık daha karmaşık düzeyini hepimiz şu anda ayrıntılı bir eğitim almamıza gerek kalmadan oluşturabilecek teknik donanımı altyapıya sahibiz yani. Sadece biraz bu dijital dünyanın ayrıntılarını keşfetmemiz lazım. Bunun dışında kaçacak yerimizin olması lazım. Yani kaçmaktan kastım bir rehabilitasyon. Maalesef bu kompleks bir mesele, bütünlüklü bir mesele. Dedim ya ne evimiz ev ne yaşadığımız kentimiz kent. Şefik Can'da oturan bir adam dijital dünyadan nereye kaçacak? En fazla kaçacağı yer alt komşunun bilgisayarı. Daha fazla kaçacağı yer bilgisayar, televizyon.
Ondan da kaçacağı yer yok yani. Ama kaçacak yerlerimizin olması lazım yani. Öğrencilerimizle, çocuğumuzla, eşimizle kaçacak yerlerimizin olması lazım. Harika bir dönem. Mesela çok güzel bir kitap var. Siora'nın Çürüme Üzerine diye. Yapraklar çürüyor şu anda. Çürüyor, bitiyor yani. Şu olağanüstü bir şey. Hakikaten olağanüstü bir şey ve biz bu olağanüstülüğü çocuğa, öğrenciye anlatabildiğimiz andan itibaren ona dokunabileceğiz yani. Ve çocuklar buna aç. Ne çürüyor? İlkbaharda, yazın yemyeşil olan yaprak şimdi düşüyor, sararıyor, kahverengileşiyor ve parçalanıyor. Şimdi buna çocuğu dokundurabiliyorsak ve çocuğu burada heyecanlandırabiliyorsak biz o çocuğa dokunmaya başladık. O zaman bizi dinlemeye başladı. Dijital dünyada onun öğrenmediği, bilmediği bir şeyin hatalarını biz ona gösterebiliyorsak, yani biz diyebiliyorsak işte bu El Primo karakteri, bak hem kadın hem erkek karakteri, bu aynı zamanda senin kimliğine de yöneltilmiş bir tehlike diyebiliyorsak, ama bunu diyebilmemiz için o karakteri tamamıyla bilmemiz gerekiyor. Bu meseleyi kendi lehimize dönüştürmeye başlayacağız. Kesemizde çok şey var. Biraz kesemizdekilere kulak verelim. İhtiyarları dinlemek çok, hem ihtiyarlar açısından, ben bugün sosyolojik anlamda gördüğüm en önemli sorunu, Muharrem Hocam sizi kastetmiyorum, imalı gülmeyin lütfen. Bak, sizi kastetmiyorum ya. Sosyolojik anlamda gördüğüm en önemli sorun şu, ihtiyarlar doluyor, doluyor, doluyor ve kahırla ölüyor. Kahırla ölüyor. Neyin kahrıyla biliyor musun? Konuşamamanın, içindekileri dökememenin kahrıyla ölüyor. Kimse dinlemiyor. Kimse ihtiyarları dinlemiyor. Dehşet bir rehabilitasyona ihtiyaçları var bugün. Çocuklar kadar ihtiyarlarımızın şeyi var, ihtiyacı var. Bir torunu gidip ona, dede sen şu tarlayı nasıl aldın demesin, o kadar çok bekliyor ki. Fakat bu dijital dünya bir sabırsızlık üretiyor. Dede de rahatlayacak, torun da bir şeyin farkına varacak, kendi hikayesinin farkına varacak. Bizim yapacağımız şey aslında şu, öğrencilere, çocuklarımıza ve çevremize dijital dünya bir hikaye anlatıyor. Evet, doğrudur. Ama bizim de bir hikayemiz var. Biz birden fazla dille bu hikayemizi aktarmanın yolunu bulacağız. Dinlemek, muhabbet etmek, halleşmek, hal hatır sormak, ziyaret etmek, hediyeleşmek, yürümek, tabiatı seyre dalmak, gökyüzünü izlemek, çocuğa bu bir yıldızı ne kadar dijital ortamdan çok daha büyük bilmeceleri barındırdığına işaret etmek, bir insanın hikayesini ona zevkli kılmak, bunlar bizim kesemizden yiyebileceğimiz şeyler. Zira hafızamızdan bir şeyler akıp gidiyor. Tam da o Mısır Kralı'nın dediği gibi. Biz bir şeyleri unutuyoruz. Gün geçtikçe insanoğlu olarak daha çok unutuyoruz. Bu dijital ortam bir imtihan olarak bu unutturma sürecini hızlandırıyor. Fakat bize bir şeyleri unutturan şey nasıl bir meret, nasıl bir mekanizma? Bunu çözmemiz gerekiyor. Öbür taraftan da unutmamamız gereken şeyleri hatırlamamız gerekiyor. Belki bu hatırlamamız gereken şeyler kadim değerler. Fakat kadim değerler deyip lafta kenarda duracak değil. Kadim değerlerden gündelik hayatımızda üretebileceğimiz şeyler. Basit bir şey yani. Çok basit bir şeyden bahsediyorum. Çocuğumuzun elinden tutup Tavus Baba'nın oraya götürüp yaprağın nasıl yeşil olduğunu, sonra sarıya döndüğünü, nasıl kahverengiye döndüğünü o yaprağı gösterip anlatmak. Ama bizim şu enerjiye sahip olmamız lazım bu sıkışmışlığın içerisinde. Bunu yapabilecek kafa rahatlığına sahip olmamız lazım. Bunu yapacak stres kronik streslerimizden arınmış olmamız gerekiyor. Yine kaygılarımızdan arınmış olmamız gerekiyor. Dolayısıyla önce kendi ruh sağlığımızı belki üzerine düşüneceğiz. Şu anda benim 4. saatim bilgisayar karşısında. İnanın boyunlarım artık şey ağrıyor. Şimdi ne yapacağız? Gideceğiz. Evliya Çelebi Parkı'nda yürüyeceğiz. Şimdi Yusuf Hoca çıkacak oradan. Bana zorla çay ısmarlayacak. Orada yürüyeceğiz yani.
hava alacağız, ağacı koklayacağız, teneffüs edeceğiz. O yaprağa önce biz bakacağız. Çok affınıza sığınarak söylüyorum ama bunlar böyle çok sözde kal, çok duyuyoruz belki, çok konuşuyoruz. Sözde bunu çok dillendiriyoruz. Ama bunu pratiğe dökmediğimiz müddetçe bu dijital dönüşümün kaybedeni maalesef biz olacağız. Özetliyorum hocam. Daha sonra soru cevap faslına gireriz belki. Bir, dijital dünya vardır ve gerçektir. Kulağımızı oraya kapatamayız. İki, bu dijital dünyanın kurallarını öğrenmemiz gerekiyor. Bu dijital dünyayı bilmemiz gerekiyor. Üç, zaman zaman çocuklarımızla, öğrencilerimizle bu dijital dünya üzerinden iletişime geçmemiz gerekiyor. Dört, bu iletişim yetmez. Çocukları dijital dünyanın içerisinden çıkartıp başka bir dünyada onlarla konuşabilmemiz gerekiyor. Ama öncesinde çocukların bizi o dijital dünyada onların dünyasıyla ilgilendiğimizi, onların dünyasını bildiğimizi, onlarla ilgilendiğimizi fark etmeleri için onlarla o dijital dünyadan bir iletişim kurmamız gerekecek. O dijital dünyada onlarla konuşmazsak parkta onunla konuşamayız. O sarı yaprağın önünde onunla konuşamayız, bizi dinlemez. Çünkü çocuk yıllarca şunu bağırıyor, sen beni dinlemiyorsun. Sen o karakteri bilmiyorsun. Clash Royale oynamayı bilmiyorsun. Benim dünyama kulak vermiyorsun. Önce biz onun dünyasına gireceğiz, sonra alacağız, zaman zaman o dünyadan çıkartacağız. Bunun içinde çok pratik şeyler var, basit şeyler var yani. Hocam burada tamamlamış olayım ben konuşmamı. Fakat herhalde yine uzattım. Affınıza sığınıyorum, özür diliyorum. Benim vaktim var. Arzu ederseniz ya da arzu edenlerle soru cevap faslına bu Hocam soru cevap kısmı, ardından da Muharrem Hocam'a kapanış konuşmaları noktasında bir söz hakkı vereceğiz. Değerli arkadaşlar, Faruk Hocam'a soru noktasında buyurun. Almak isteyenler. Hocam eleştiri de olabilir bu arada. Ya hocam sen böyle diyorsun ama sen ne ayaksın? Evet Musa Hocam buyurun. Hocam ben Mevlüt Hocam mı? Mevlüt Hocam bahsetti herhalde de. Hocam ardından ben. Ses karıştı. Mevlüt Hocam buyurun. Mevlüt Hocam buyurun. Musa Hocam konuşsun, ardından ben konuşayım hocam. Valla aslında birçok şey var ifade edeceğimiz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok verimli oldu. Kanayan bir araya da parmak basmış olduk. İnşallah hani bunu ilerleyen günlerde desteklerinizle daha verimli hale getiririz. Engin Günaydın'ın bir sözü vardı hocam. Diyordu ki işte bu karantina sürecinde biriyle röportaj yapmış. Benim normal hayatım karantinaymış. Bunu fark ettim falan diyor. Hani siz de dediniz evimize döndük ama evimiz ev değil veya yani kutularda yaşıyoruz. Gerçekten bu manada içerik üretme noktasında çok ihtiyacımız var. Geçmiş hafıza gelenek sanki bu dijital dünyada sürekli karşılaştırılan, çatıştırılan bir noktada. Hani bunu nasıl halledebiliriz? Yani benim aklıma takılan aslında ihtiyacımız olan noktalardan bir tanesi. Yani sürekli işte dijitalin karşısında duran bir şey gibi, yeniliğin karşısında durulan bir şey gibi. Hatta dini konularda bile hani gelenekle yani bu modern anlayış veya ne diyeyim bilme karşı duran bir şeymiş gibi duruluyor. Ama çıkış noktası olarak da en güçlü kozumuz orası. Hani orada da bir belirginleştirme ihtiyacımız var herhalde. Ne dersiniz hocam? Yani o noktada tavsiyeniz ne olur? Hocam çok güzel. Ama anlatabildim bilmiyorum. Yo, ben çok güzel anladım. Çok yerinde bir soru. Hocam. Sadece evet. Şunu söyleyeyim. Bu dijital dünya bir geleneğe yaslanıyor. Özellikle İslam felsefesinden mantığın alınarak Newton fiziğiyle birlikte yeni bir mantığa ve daha sonra bulanık mantığa, özellikle Kurt Gödel'in çalışmalarına ve daha sonrasında da dil alanındaki çalışmalara yaslanıyor. Bu Yüzüklerin Efendisi falan vardı, bir ara izlemişizdir. Asıl bu işin ilk denemesi orada yapıldı hocam.
Tolkien diye birisinin formülasyonu üzerinde. Dolayısıyla dijital dünya bir geleneği barındırıyor. Ama kendi geleneğini barındırıyor. Ve dini bir geleneği barındırıyor. Onu da söyleyeyim. Başka bir din anlayışı bize sunuyor. Yani bir insanın hayatını bütünüyle sarıp sarmalayacak ki biz buna din diyoruz. Bir değer dünyası sunuyor. Kendisine has bir değer dünyası sunuyor. Bizim sorunumuz ne? Bizim değer dünyamız ile, geleneğimiz ile bunun çatışıyor olması. Fakat burada işte hocam benim önerim şu. Sentezlemek zorundayız. Nasıl ki İbn Haldun, İbn Sina, Farabi, Aristo, Platon'u çok büyük bir tehlike olarak gördüğünde kendi kimliğiyle, İslam duruşuyla o antik Yunan felsefesini sentezlediyse biz de bunu sentezlemek zorundayız. Ama sentezlerken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz diye bir şey var. Onun için çok vurguluyorum. Bir hikayemiz var, bir kimliğimiz var, bir geleneğimiz var. Biz bunu sentezleyeceğiz diye ihtiyarımızı çöpe atamayız. Biz bunu sentezleyeceğiz diye bir dönem Türkiye İslamcılığında çok modaydı. Sırf bu sentezleme çabasının sebebiyle İslam'da da demokrasi vardı diye çığlıklar atıldı uzun süre. İslam asıl layık din İslam'dır falan diye çığlıklar atıldı. Biz bunu sentezleyeceğiz ama burada bir kimlik duracak. Daha somut şeyler söyleyeyim hocam. Çok daha somut bir şey söyleyeyim. Muhakkak evinizde büyükleriniz vardır. Gidip büyüklerinizin evinin önüne bir telefon koyduğunuzda onu Zoom'dan bağlayıp öğrencilerinizle misafir ettiğinizde ya bakın bu benim amcam dede. Bu adama sormak istediğiniz şeyleri sorun dediğinizde onu da ekrana yansıttığınızda dijital ortamda geleneği konuşturmuş olursunuz. Çok, çok hani daha somut bunu üretebiliriz. Yani çoğaltabiliriz. Allah razı olsun. Yani bunun gibi çok fazla proje üretebiliriz. Ama çok basit bir şey olsun diye söyledim. Daha somutlaşsın diye söyledim. O çocukları alıp basit bir oyun yazılımı üzerinden matematiği dijital ortamda öğretebiliyorsak İbni Heysem'i efendim işte Ömer bin Ali'yi, Semerkant ekolünü, Buhara ekolünü, oradaki matematik astronomi çabalarını, çalışmalarını oturup o dijital ortamda uyarlayabilirsek geleneği dijitalliğin dilinden söyletmiş oluruz. Dolayısıyla hocam İbn Teymiye'nin çok güzel bir hükmü vardır yani. İbn Teymiye'nin. Kafirden doğru söz duyabilmek. Yani Müslümanın görevi kafire doğruyu söylettirebilmektir der. Onun için her küfür insanı kafir yapmaz. Her kafir de her zaman küfür konuşmaz. Onun için mesele kafire doğruyu söylettirmekte. Kafire oturup muhabbetin ne kadar güzel bir şey olduğunu burada çok ötekileştirmiyorum ama kafirlik biraz bizim dünyamızda, bizim içimizde. Onu da farkına varalım. Bizim dışımızda bir şey değil. Bizde de efendim kafirliğe bakan yanlarımız var. Şu anda bizim önümüzde yani bilgisayarda. Bu dijital ortama, bu metafor üzerinden kullanacak olursak, bu dijital ortama muhabbet dediğimiz şeyin ne olduğunu söylettirebilirsek, zaman zaman da onu kenara itip elimizin tersiyle çocuklarla birlikte vurup kapatıp muhabbetin kendisini yapabilirsek, mesele geleneğe dijital dünyanın içerisinden söz açmaya başarmış oluruz. Basit şeyler var. Karz-ı Hasenlik diye bir şey var hocam. Karz-ı Hasenlik. Mesela bizim sıkıntımız şu zaten hocam. İslam düşüncesi kendi geleneklerini, adetlerini, uygulamalarını rafa kaldırdı. Gündelik hayattan çıkardı. Ondan dolayı biz işte içtihat kapısının kapanması üzerine sürekli eleştiriler üretiliyor. Mesele o değil. Mesele bir fıkıh var ama fıkıh bizim dünyamızda yok. Rafta. Bütün mesele o geleneği, fıkıh, değerler dünyasını raftan indirip kendi gündelik hayatımıza, çocuklarımıza bugünün dili üzerinden işlerlik kazanmak. Örnekleri çoğaltabiliriz hocam ama bilmiyorum cevap oldu mu?
Allah razı olsun hocam. Çok güzel oldu. Teşekkürler. Allah razı olsun. Hocam özür diliyorum. Sorular devam edecek gibi gözüküyor. Bir 10 dakikalık bağlantı daha yapalım mı Muharrem hocam? Normal planlanan süre doldu. Faruk hocam da müsaitse hem kapanış hem de son soruları almak için bir 10 dakika daha bağlantı yapmayı teklif edeyim. Mevlüt hocamın sorusu var. Bir iki tane daha olabilir. Belki müsait olan arkadaşlar kalalım. Peki hocam. Bağlantı kopacak şimdi. Hocam müsait misiniz Faruk Bey? Hocam ben müsaitim. Tamam. Peki bir 10 dakika daha bağlanacağız hocam tekrar. Diğer peki. Oturumda görüşmek üzere. En fazla bir çaya mal olur hocam size. Tamam. Haber birazcık hayal ürünü olduğunu da düşünüyorum. Bunu şu anlamda düşünüyorum. 2 sene öncesinde kurumumuzun katkılarıyla Microsoft'un eğitim bilimleri teknoloji zirvesine katılmıştım. Bu sizin söylediklerinizin orada çoğu geçmişti. Hatta uygulamaları yapılmıştı. Türkiye'de bu noktada uygulamaya geçen bazı kurumlar vardı. Özellikle Minecraft üzerinden bu eğitim derslerinin içeriklerinin geliştirilmesi noktasında çok ciddi bir sunum yapılmıştı. Bu noktada çok farklı yaklaşımlar da vardı. Bütün dersleri uygulanabiliyordu. Ayrıyeten sanal gerçeklik üzerine, Microsoft'un HoloLens üzerine çok güzel sunumları şeyler de vardı. Ben kendi adıma söylemem gerekirse Torku Üniversitesi'ne sanal gerçeklik içeriği de oluşturmuş birisiyim. Üç boyut dünyasının tamamen ne olduğunu, oyun geliştirmenin ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim. Bu öğretmenler noktasında oluşturulur mu düşüncesi biraz zayıf kalır çünkü çok apayrı bir alan, apayrı bir dünya. Yani ben 15 yılımı verdim belki bu alana ama hala birçok şey bilmediğimi düşünüyorum. Ve gerçekten zor bir alan. Bir de şöyle bir durum var. Ülkemizde hani biz kendi adıma branşım üzerine söyleyecek olursam bu bahsettiklerimizin tamamı güzel sanatlar üzerine kurgulanmış bir dünya. Temeli resimden geçmekte. Geleceğin noktasında da bu nasıl diyeyim size işte tasarım üzerine bir dünya kuruluyor. Ve bu dünya kurulurken biz hala kendi içerimizde resmin günah mı sevap mı olduğunu tartışıyoruz. Karakterler üzerinden dersi götürecekken karakterlerin çiziminin sevap mı olduğu noktasında bir daha gelişme bile gösterememiş durumdayız. Öğretmenler olarak hazır olsak bile toplum daha buna hazır değil diye düşünüyorum. Bu dediğiniz sistemler 3-5 sene öncesinden beri uygulanıyor. Ama birçoğumuz belki Minecraft'ı daha duymamışızdır bile. Bunun evet. Geliştirilmesi noktasında devletimiz destek veriyor. Geleceğin mesleklerinden biri oyun geliştirme. Ama ülkemizde maalesef meslek seçimi ve tercih noktasında geçen gün daha Muharrem Hocam'la bunun mevzusunu ettik. Mesela ben 15 yıldır bu kurumdayım. 2 ya da 3 öğrenciyi güzel sanatlara gönderebildik. Oysa ki bugün siz de çok iyi biliyorsunuz ki biraz önce bahsetmiştiniz. Çocukların şekillendirilmesi noktasında karakterlerin çok büyük bir önemi var. Çocuklar tamamen karakterleri kendilerine örnek alıyorlar. Ve o örnekler öl dediğinde ölebilecek duruma kadar da gelebiliyorlar. Bu kadar da evet. Tehlikeli. Kültürün aşılanmasında olsun. Çizgi filmin, sanal gerçekliğin önümüzdeki yıllarda. Bugün ve geçmişte de ve önümüzdeki yıllarda çok büyük önemi var. Bunu hep yani işin içinde olan birçok kişi biliyor ki Avrupa bunu yıllardır kullanıyor. Bizim bu noktada bir yerleri aşabilmemiz çok iyi olur ama toplumun bu noktada bitirmediği sürece öğretmenlerin bu noktada bir şey yapabilmesi zayıf. Artı ben size sorum şu, kısa keseceğim, uzatmayacağım. Sınav mantığı ülkede bu şekilde yürürken bir görsel sanatlar öğretmeni olarak bunu soruyorum. Hani biz çocukları bu noktayı nasıl evirip çevireceğiz? Sizden de bunun cevabını almak isterim. Eyvallah hocam. Evet. Çaylar kahveye dönsün hocam. Bu gece uyumak gerekiyorsa. Konu çok çetrefilli. Evet. Bunun da farkındayım. Hocam söylediğinizi anlıyorum. Haklısınız. Fakat size garip gelecek bir şey söyleyeyim. İnşallah siz bizim çayımızı içmeye gelirseniz ayrıntılı konuşuruz. İnşallah hocam. Ben bir toplumun var olduğuna inanmam. Bir sosyolog olarak toplum diye bir şey yoktur yani. Bu anlamda çok çoğulcu bir tip de değilimdir. Çoğulluğun genelde insanları popüler olana, kiç olana, zayıf olana, basit olana, bayat olana ittiğini düşünürüm.
ama çoğunluğun da yönlendirilmesi gerektiği kanaatini taşırım. Bütün politik duruşumu masaya serdim. Özetle söyleyeyim, aristokrasiyi önemserim yani. Elitizmi önemserim. Bilgi anlamında. Hiç liberal değilimdir yani bu anlamda. Hocam, öğretmenlerimiz ve biz, kendim belki o içeriği geliştirmekte şu anda çok zayıfız ama yeni yetişen jenerasyon bizden çok daha kuvvetli olacak o konuda. Bundan şüphe yok. Çünkü bunlar bizim kames topa ellediğimiz kadar telefona elliyorlar. Evet, öğretmenler içerik geliştirmekte çok zor ama sizce şu zor bir şey mi? Özel eğitim kurumları var. Evet, zor bir dönemden geçiyorlar. Bu özel eğitim kurumlarının yazılım üzerinden, algoritma üzerinden özellikle içerik geliştirme danışmanlığı alması, bununla ilgili bir hocayı oraya oturtması, belediyenin bununla ilgili bir çaba yapması. Mesela Emiray'ı biz aynı zamanda Emiray'ın danışmanlığında bir dönem yapmıştım. Emiray çizgi filmini biliyorsunuzdur zannedersem. Bizim burada Bekir Biçer Hoca var ve onunla birlikte epey üzerine çalıştık. Mesela Emiray dizisi tuttu hocam. Çocukların dünyasında da tuttu. Bu zor bir şey değil. O diziyi, çizgi filmi hazırlamak da zor bir şey değil. İşte arkasında durabilecek birilerinin olması lazım bu noktada. Hocam evet, sorun o. Haklısınız fakat ben şeye biraz karşıyım. Sorunuzun ikinci kısmını tekrar alacağım ama dönüşümlerin, toplumsal dönüşümlerin yapısal olduğu bir sistem tarafından, devlet tarafından, hükümet tarafından, yukarıdan bir el tarafından yapıldığı kanaatini taşımam. Bireysel olarak bir dönüşümün gerçekleştiğini düşünürüm. Siz şu anda hocam alanınızla, mesleğinizle buradaki bütün hocalarımıza ve bana hitap edeceksiniz. Elinize ulaştığınızda bu kadar kişiye dokunabiliyorsunuz. Elinizi uzattığınızda yüzlerce öğrenciye dokunabiliyorsunuz. Bence bunun değiştirici gücü mükemmel bir şey. Ve hocam, Türkiye'de... Lafınızı böyle özür dilerim de ben bunun gücünü çok ciddi manada biliyorum ve inanıyorum da. Benim hani branşım adına sıkıntım ve benim branşıma yakın diğer branşlarında sıkıntısı şu. Sınav dersi, sınav odaklı bir eğitim sistemimiz olduğu için biz çocuklara o bilincin oluşturabileceği bir şey sunamıyoruz. İşte resim, müzik, beden bunlar geri planda olabilir ama diğer sınav dersleri öncelikli bir dünyamız var bizim. Maalesef. Ve bunlar çocuklarımızın zihinlerinin gelişmesi noktasında da yaratıcı düşünme noktasında da çok büyük engel. Şimdi ben bu noktada isyan etmiyorum. Hani bu gerçek. Niye gerçek? Şöyle bir gerçek. Çocuklar sınava girecek. Hayatının gerçeği orada. O yüzden sizi yok sayabiliyor ama ileriki yıllarda mesela siz çok iyi biliyorsunuzdur. Çok garip bir meslek türü ki bu geleceğin mesleği olacağı söyleniliyor. İnsanlara içerik üretme bir meslek. Tabii. Yani boş zamanlarını geçirecek içeriklerin üretilmesi bir meslek. Hocam daha özet söyleyeyim mi? İçerik üretemeyen öğretmenlerin meslek hakkı kalmayacak hocam. Doğru. 20 yıla kadar içerik üretemeyen, kompleks yazılımlardan bahsetmiyorum ama kendi dizisi için orijinal içerikler üretemeyen öğretmenlerin şeyi yok hocam. Meslekte nefes alma imkanı yok. Ben çok açık sorayım. Şu anda yazılımlar, siz de çok iyi biliyorsunuz, İngilizceyi spontane bir şekilde Türkçe'ye, Türkçe'yi başka dillere çevirebiliyor. Amerika'da evet. Yale Üniversitesi'nde atom fiziğiyle ilgili bir dersin spontane Türkçesi online bir şekilde yapılırken ben niye fizik hocasına efendim para vereyim? Yöneticiler buraya gelecek. Onun için öğretmenler inovasyona açık olmak zorunda hocam. Alternatifi yok. Parantez açarak girmiş oldum. Özür diliyorum Mehmet Hocam. Sınav sistemi büyük bir sorun. Haklısınız ama bazen bir yerde başarılı olmanın, bazen değil çoğu zaman bir şeyde başarılı olmanın yolu o şeyi basitleştirmektir. Küçültmektir. Çocukların dünyasında öğretmenler, hocalar olarak sınavı o kadar büyütüyoruz ki neredeyse ona ulaşılamaz bir şey anlam atfediyorlar. Halbuki
sınavın ne kadar önemsiz olduğunu söylesek sınavda da çok daha başarılı olacaklar. O kadar önemli ki sınav hepsi için. Halbuki sınav o kadar önemli değil hocam. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bir yıl sıkıntı var, haklısınız. Sınav sistemiyle ilgili çok ciddi sıkıntı var. Müfredatla ilgili sıkıntı var, talim terbiyeyle ilgili sıkıntı var. Sanatın, yazılımın, dijitalliğin bugün toplumumuzda algılanışıyla ilgili sıkıntı var. Haklısınız ama alternatifimiz yok. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok net yani, alternatifimiz yok hocam. Muharrem Hocam'la görüşürken şunu sormuştum. Yani geçen yıl ki, yani birkaç yıl önceki öğrenci sayısıyla bugünkü öğrenci sayısı arasındaki farkı sormuştum. Hoca yarı yarıya düştü dedi ortalama olarak. Yani sanırım şu anda 600 küsür talebimiz var. Yanlış bilmiyorsam. İkincisi, hocalarımızı sormuştum. Herhalde bazı hocalarımız haliyle öğrenci sayısının düşmesine paralel olarak yaşanan ekonomik sıkıntı, bundan dolayı da işsizlik. Şimdi biz hocama katılarak, her iki hocama da katılarak şunu söylemek istiyorum. Sanırım işsiz kalacağız hepimiz. Yani 3-5 yıl bandında görüyorum ama belki 10 yıl diyebiliriz. Şöyle bir işsizlikle karşı karşıya olacağız gibi görünüyor. Şimdi eskiden hatırlayın, belki burada yüksek lisans tezli yapan hocalarım var. Değil mi? Hocalarınıza gider tezli dersleri alırdınız ve para verirdiniz. Veya para verip ders alıyordunuz. Bizim bölümde biz bu böyle bir yol takip etmiyoruz. Ama şimdi mesela şöyle bir yol takip etmeyi başladık. Hoca da biliyor bunu. Uzaktan eğitim tesis programı. Yani dijital olarak eğitim alacaksınız. Belki bunun bir sonraki aşamasının şu olacak. Hani buna unhuman deniyor ya. Yani insansızlaştırılmış eğitim. Videolar yüklenecek. Bir kereye mahsus çekeceksiniz. Videolar yüklenecek ve öğrenciye paket halinde, atıyorum 12 derslik 1000 lira şeklinde satış gerçekleşecek çok yakın bir zamanda. Kaldı ki hologram teknolojilerin olduğu bir dönemde insani bir vücudun ya da bir gövdenin görünmesine gerek yok. Bir hatun ya da bir beyefendi çıkıp dijital bakımdan size yüklenen neyse artık o müfredatı işleyebilecek yani. Bu durumda yani sanırım bizim harekete geçmemiz gerekiyor öğretmenler olarak, hocalar olarak yani. Bu harekete geçişinde başlayacağı noktanın, ben hem Mehmet Hocam'ın ifade ettiği, hem Faruk Hocam'ın ifade ettiği, şu içerik üretmek, içerik zenginleştirmek, etkili sunum tekniklerini öğrenmek ve benzeri olduğunu düşünüyorum. Yani işsiz kalmaktan kurtulmamız lazım hocam. Hepimizin önünde büyük bir tehlike bana sorarsanız. Yani 600 öğrenciye düştü mesela, ama bizim okulda öyle değil mi Faruk Hocam? Geçen yıl kayıt döneminde %20-%30 oranında bizim Erbakan'ı kazanan öğrencilerin velileri kaydını geri çekmişler. Evet. Pandemi döneminde bilhassa çok fazla kayıt silindi. Bunun anlamı şudur, yani öğrencinin olmadığı bir sınıfa hoca atayamazsınız. Yani devlet de özel sektör mantığına doğru yürüdüğünü varsayacak olursak eğer, devlet de işten çıkarmalar konusunda tereddüt göstermeyecektir diye ben böyle bir öngörüde bulunmak istiyorum. Evet, Yusuf Hocam. Ve Faruk Hocam, araya gireceğim ama. Buyurun hocam. İkinci oturumu da 40 dakika gibi tamamlayacağız diye düşünüyorum. Biz bu bölümün devamını çekeriz diye düşünüyorum. Yani bundan sonraki oturumlar konusunda. Konu bayağı uzadı. İnşallah tekrar bir oturum planlayalım sizlerle beraber. Ben kapanış konuşmalarını yapmak üzere özür dileyerek Muharrem Hocam'a sözü bırakıyorum. Buyurun. Geldi, çok sevkli gidiyordu ama tabii uzayınca bir eğitimci olarak müdahale etmek zorunda kaldım herhalde. Teşekkür ediyorum. Tamam. Faruk Hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu dünyayı az çok bildiğimizi zannediyorduk ama hakikaten çok derinlikli olduğunu da biraz daha fark etmiş olduk. Ben bu çalışmayı, hizmet işi eğitimi düzenleyen başka idareci arkadaşlarımız, danışmanımız Hüsnü'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de uzun süre böyle yaklaşık 2 saate vardı, belki de geçti. Ekibimizin tamamı ekran başında, öğretmen arkadaşlarımız. Demek ki abi biz bu dijitalde olacağız.
Allah'ın izniyle bu dönüşüm içerisinde biz de varız diyeceğiz. Yani o hafızamızdaki o kadim kültürümüzü inşallah böyle dijitale taşıma noktasında da bizim ekip bu konuda gerekeni yapacak. Sadece sizlerden bizim böyle bir rehberliğe ihtiyacımız olacağını artık bu şekilde görmüş oldum. Yani mümkün olur da bu bizim hafızamızdaki birikimin dijitale dönüşmesi noktasında bazı pratik şeyler ihtiyaç olursa bize bu konuda kapıları açık bırakın diyorum. Zaten ifade de ettiniz, Allah razı olsun. Ben arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yani Mevlüt Bey bir kere sen hiç endişe etme. Kapılar açık. Dolayısıyla bu dönüşümü yapmada bütün arkadaşıma görev düştüğünü zaten yaklaşık 2 saattir Faruk Bey de ifade etti. Ben herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Epeyce uzadı. Tekrar teşekkür ediyorum cümlemize inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Faruk Hocam değerli sunumlarınız için tekrar teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bana söz verirsen bir sunuma daha başlarım bak. Hocam o yüzden sözü şimdi vermeyeceğim inşallah. Bundan sonraki planda tekrar sizlerle yine ekran başında görüşmek isteriz. Değerli arkadaşlar hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki seminerlerde görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar. Hocam ben de teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim hocam. Yani vaktinizi aldım, hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Ben müstefit oldum, memnun oldum. Güzel. Kapımız açık, çayımız, çorbamız kaynar Allah'ın izniyle. Şimdi vakti olan, müsait olanı bekleriz. Dijitallikten biraz kurtulup bir düzeyde muhabbet etmiş oluruz. İnşallah. Biz de sizleri okulumuzda da görmek isteriz hocam. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Selam ederim. Cümleten hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı akşamlar.